Bahçeli Evler'de devlet hastanesinde bir silahlı saldırı oldu. İstanbul Bahçeli Evler Devlet Hastanesi acil servis bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 5 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde yaşandı. Bahçeli Evler Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Öncelikle selamünaleyküm. Bir konu hakkında açıklama yapmak gereğinde bulundum. Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan, polise yönelik saldırılarla adını duyuran Kasperler Çetesi, karmaşık ve tehlikeli olaylarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin arkasında kimin olduğu sorusu son zamanlarda kafa karıştırıcı hale geldi. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, bu olayın arkasında kimin olduğu konusunda pek çok spekülasyona yol açtı. Peki gerçekten bu saldırıların arkasında kim var? İşte olayların arka planı ve çete lideri Hamuş Atız'ın yaptığı açıklamalar. Öncelikle selamun aleyküm. Bir konu hakkında açıklama yapmak gereğinde bulundum. Şehidimiz Şeyda Yılmaz hakkında bazı paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medya platformunda, TikTok'ta. Sanki bizim paylaşmışız gibi, tasvip ettiğimiz bir olaymış gibi paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle bizle ilgi ve alakası yoktur. Arkadaşlarım, dostlarım, abilerimle de bizi karalamaya çalışıyorlar. Bunlara itibar etmeyin. Ailesine, görev arkadaşlarına tekrardan başarı sağ olsun. Allah'tan rahmet dileriz. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ancak olaylar tam da burada ilginç bir hal aldı. Kendilerini Kasperler olarak tanıtan bir başka sosyal medya hesabı, yapılan açıklamaların kendilerine ait olmadığını öne sürdü. Hamuş Atız, videolu bir açıklama yaparak çetelerinin karalandığını iddia etti. Atız'a göre Yunus Emre Geçti'ye sahip çıkan açıklamalar tamamen asılsızdı ve çetelerinin bu olaylarla hiçbir alakası yoktu. Bu beklenmedik yalanlama, polise ve halka karşı tehditler savuran ilk açıklamalarla taban tabana zıt bir görüntü çizdi. Bu çelişkili açıklamalar, Kasperler çetesinin içeride ne tür bir hesaplaşma yaşadığını ya da bu açıklamaların başka bir gücün manipülasyonu olup olmadığını sorgulamaya açtı. İstanbul sokaklarında yaşanan çatışmalar, devlet hastanelerine düzenlenen saldırılar ve organize suç örgütlerinin verdiği savaş, Türkiye'nin güvenlik güçlerini bir kez daha biyavur içişe tehlikeli bir gerçekle yüz yüze bıraktı. Kim gerçek, kim sahte? Kasperler çetesi gerçekten bu saldırılardan sorumlu mu? Yoksa bu olaylar derin devlet bağlantıları olan başka bir komplonun parçası mı? Bu soruların cevabını şimdilik net olarak bilmesek de, polisin yürüttüğü operasyonlar ve çetelerin verdiği mesajlar bu savaşın uzun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Polise ve devlet hastanelerine yönelik artan saldırılar İstanbul'un karanlık yüzüne ışık tuttu. Bahçeli Evler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmut Bey Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırılar emniyet güçlerini harekete geçirdi. 29 kişi gözaltına alındı. Bu iki organize suç örgütünün arasındaki husumet aslında çok daha derin köklere dayanıyordu. Savaşın fitilini ateşleyen olay ise Sırbistan'da gerçekleşen bir cinayetti. Kasperler çetesinin önde gelen isimlerinden Hakan Çağlar Sırbistan'da öldürüldü. Bu cinayet, Daltonlar çetesinin elebaşı Beratcan Gökdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı tehdit dolu mesajlarla daha da karmaşık bir hale geldi. Atız Kasperler çetesi, intikam planlarını hızla devreye soktu. İstanbul Bahçeli Evler ve Mahmut Bey'deki saldırılar, bu çeteler arasındaki intikam zincirinin bir parçasıydı. 27 Ağustos'ta Daltonlar çetesinin iki üyesi vuruldu. Bu saldırı, 30 Ağustos'ta Mahmut Bey'deki Ercan Kaptan'a yapılan saldırıyla devam etti. Gökdemir'in kuzeni olan Kaptan, hastaneye götürülürken bile saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu olayların ardından Kuyu 23 operasyonunu duyurdu. Operasyon sonucunda ele geçirilen cephanelik, suç dünyasının ne kadar tehlikeli bir hal aldığını gösteriyordu. Uzun namlulu silahlar, çalıntı araçlar, kar maskeleri ve çelik yelekler. Tüm bu silahların ardındaki karanlık gücün ise bu iki çete olduğu artık netleşmişti.